Saygıdeğer aile üyelerim, oğluşum bir sürpriz yaptı. Bize köye geldi dün gece. Ben de sizlere o anları çekemedim ama bugün derenin olduğu yere indik. Bir odunlarımız vardı. Alın dedim, kimse alamadı. Yani herkesin işi gücü olduğu için. Biz de şurayı istifledik. Alın olursa alacak, almayan olursa da biz artık seneye geldiğimizde çürümezse burada bahçemizin bir yerine yığdık. Alırız inşallah diye düşünüyoruz. Çıtırlarımızı da şöyle kenarıya koyduk. Bahçemi de şu şekilde göstermek istiyorum. Dere var. Daha önceden dere var diye söylemiştim. Bir saniye. Dereyi bu kadar çekebiliyorum. Çünkü daha aşağı inemem. Bayağı bir geç vakit oldu. Biz dedik hani 1-2 saate bitiririz ama 4 saattir buradayız yani. Şöyle karşıları da tekrardan bir göstereyim. Allah izin verirse seneye artık ya da bir ara geldiğimizde bahçemize gösteririm inşallah diye düşünüyorum. Derenin şurada bakın karşıda akan bir su şeyi var dağların arasında. Ben buradan net görüyorum ama ekrandan siz net göremiyor olabilirsiniz. Orada şelale var. Önceden babamlar oraya yüzmeye giderlermiş. Şimdi de yüzmeye gidiyorlar. Fındık bittiği zaman mesela akşamüstü serinlemek için yazın hep oraya giderler yani. Burada çok insan kalabalığı olur. Burayı da bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Bahçemi bayağı bir güzel temizledim. Temizlettirdik. Şöyle. Şu şekilde de. Görüyorsunuz. Akşam yaptık. Şu aşağıdaki odunlarımız. Bir de şöyle ceviz ağacımız vardı. Bu diyecektik ama budayamadık. Bu buraya biraz istifledik. Biraz şuraya aşağı istifledik. Şöyle kenarlara koyduk. Bayağı bir şekilde iş yaptık. Bahçeden odunlarımızı getirdik. Patpat sayesinde yolda yapalım dedik. Daha geniş bir şekilde. Şu odunları dizdiğimiz şeye biz mekanizmaya eşik diyoruz. Başka yörelerde ne söyleniyor bilmiyorum. Onun sayesinde odunları bir parça halinde kesiyoruz. Bunu da güzel tutmak gerekiyormuş. Yoksa sıçrayabiliyormuş yani. Bu işi de kazasız belasız hallettik. Şükürler olsun Allah'ın izniyle. Çok gürültülü bir ortamda da sizlerle de konuşmaya çalışıyorum. İnşallah sesim de geliyordur. Böyle yaşamak gerçekten zor. Her gün bir iş yapmak zorundasın. Yine de bu işi de alnımızın akıyla çıktığımız için de çok seviniyorum. Bir de bunları da yerleştirmesi kaldı. Bunlar nasıl toparlanacak bir de onları düşünüyorum. Evet, dün gece oğlumuzun bize sürpriz yapmasıyla birlikte her işimiz de hızlandı. Bahçeden odunlarımızı bir hızla getirdik. Kapımızda kestik. Bu da güzel dostlarımız ve akrabalarımızın sayesinde bizlere yardımlarını hiçbir zaman esirgemeden yanımızda oldukları için de hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Bu arada dereyi gösterememiştim sizlere. Resmini buldum. Sizlerle resmini de paylaşmak istedim. Umarım da beğenerek, severek, keyifle izlersiniz. Kanalıma abone olarak desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kalpten sevgi ve saygılarımı sunarak Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.